Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlere vegan bir brownie tarifi vereceğim. Un da kullanmadığınız için aynı zamanda glutensiz de olacak. Kabuklarını soyup dilimlediğim tatlı patatesleri bir tencerenin içine alıyorum ve haşlamaya başlıyorum. Daha sonra haşlanan tatlı patateslerimi robotumun içine alıyorum ve püre oluncaya kadar robotumu çalıştırıyorum. Tamamen ezilip püre haline geldiğinden emin oluncaya kadar robotumu çalıştırıyorum. Şimdi bir kabın içerisine yarım su bardağı fıstık ezmesi alıyorum. Benim kullandığım fıstık ezmesinin içinde fıstık taneleri var. Çok yakışıyor. Böyle yerken browninizi ağzınıza çok güzel fıstık taneleri geliyor. Eğer bulabilirseniz içinde fıstık taneli olan fıstık ezmesi tercih edebilirsiniz. Üzerine püre haline getirdiğimiz bir su bardağı tatlı patatesi ekliyoruz. Onun üzerine 1/3 su bardağı şeker ve çeyrek su bardağı elekten geçirdiğim kakaoyu ekledikten sonra karıştırıyorum. Bu tarifte şeker yerine hurma da kullanabilirsiniz. Ben bu aralar burada bulamadığım için şeker kullandım. Ama eğer hurma kullanmak isterseniz hurmalarınızı yumuşatmak için birazcık sıcak suda bekletin. Daha sonra patateslerle birlikte robot alıp onlar da güzelce ezilinceye kadar çevirebilirsiniz. Harcımı güzelce karıştırdıktan sonra içine yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisinin içine alıyorum ve çatalla yayıyorum. Bu noktada kullandığınız fırın tepsisinin büyüklüğüne göre kekinizin kalınlığı değişecektir. İçinde un olmadığı için, kabartma tozu olmadığı için kabaran bir kek değil. Eğer birazcık kalın olmasını istiyorsanız birazcık küçük bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız kek kalıbında baktınız ki ince oluyor. O zaman piştikten sonra dilimleyip üst üste koyduğunuzda da çok güzel oluyor, daha doyurucu oluyor. Kek harcımı kek kalıbının içerisinde her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde yaydıktan sonra önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Ondan sonra hazır olmuş oluyor, tadına bakacağız. Kekimiz hazır. Zaten çok hızlı olan bir kek, çok pratik bir tarif. Eğer vegan çikolata bulabiliyorsanız çikolatayı eritip üzerine sos olarak koyabilirsiniz. Eğer vegan değil ve bu tarifi denemek istiyorsanız aynı şekilde normal bir çikolatayı eritip üzerine sos olarak dökerseniz çok yakışıyor. Kartımda olduğu video kesildi. Sanırım en son çikolata sosundan bahsediyordum. Dediğim gibi çok yakışıyor. Onun haricinde kek kalıbınıza göre dediğim gibi inceliği değişecektir. Benimki ince olduğu için ben üst üste koydum. Öyle daha doyurucu oluyor. Daha çok hoşuma gidiyor ama ince dilim olarak da yiyebilirsiniz. Şimdi artık tadına bakacağım. Şöyle bir çatal alayım. Çok güzel. Fıstıklar ağza çok güzel geliyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka o şekilde biraz böyle fıstık parçalı deneyin ya da içine kendiniz de koyabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.